Akademik yıl açılış töreninde ilk dersi vermek üzere üniversitemiz mütevelli heyet üyesi Sayın Profesör Doktor Davut Karvanoğlu'nu davet etmeden önce hocanın biyografisinden söz etmek istiyorum. Profesör Kavranoğlu 1962 yılında Rize Gündoğdu Bazıkkale köyünde doğdu. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Master ve doktora derecelerini California Institute of Technology Elektronik Mühendisliği alanında sırasıyla 1986 ve 1989'da aldı. 1997 yılında bir girişimci olarak teknoloji sektörüne daha fazla odaklanmak için Türkiye'ye dönerek bir dizi teknolojik girişim başlattı. 1997-2011 yılları arasında iş dünyasında özellikle mobil ve uydu haberleşmesi, GPS takip sistemleri alanlarında teknoloji ve ürün geliştirmeye başladı. Profesör Kavranoğlu 2011-2015 yılları arasında 4 yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü. Kendisi Türkiye'de Bakan Yardımcılığı müessesesi oluşturulduktan sonra atanan ilk bakan yardımcısıdır. Profesör Kavranoğlu 2015-2019 yılları arasında 4 yıl süreyle bilim, teknoloji, sanayi, eğitim ve üniversite politikalarından sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 8 yıllık kamu görevi sırasında yoğun bir şekilde bilim, teknoloji, eğitim ve sanayi kalkınma politikaları konusunda politika geliştirme çalışmalarını koordine etti. Türk-Japon Üniversitesi'nin kuruluşunda Kurucular Kurulu üyesi ve Akademik Kurul Başkanı olarak görev aldı. 1 Şubat 2019 tarihi itibariyle devletteki görevlerinden emekliye ayrıldı. Profesör Kavranoğlu hali hazırda akademik çalışmalarının yanında teknoloji girişimcisi, Bilgi Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Buyurunuz hocam. Değerli Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi mütevelli üyesi dostlarım, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, 1,5 yıl aradan sonra tekrar yüz yüze bir araya gelip konuşma fırsatı bulduğumdan dolayı son derece mutluyum. 1,5 yıldan beri konuşmalarımız hep Zoom üzerinden devam ettik toplantılarımıza ama insanlarla bir araya gelip göz göze bakarak konuşmanın zevki her zaman başkadır. Bugün sizlerle biraz bilim konusunda sohbet etmek istiyorum. Yani büyük resme bakmak istiyorum. Bilim Türkiye'nin veya eğitim, bilimin, teknolojinin, eğitimin, ülkelerin yani Türkiye'nin kalkınma ve gelişmesinde belirleyici rolü nedir? Ne gibi etkileri vardır? Buna bir bakmak istiyorum ve tarihi bir perspektiften buna bakacağız. Sonuçta da ben arkadaşlara söylemiştim, sizlerden soru alıp mümkünse hiç olmasa bir 10-15 dakikada bir karşılıklı sohbet halinde bir fikir alışverişi halinde de devam etmek isterim. Yani toplamında bir saatlik bir program düşünmüştüm ben. Hadi bismillah başlayalım. Sunumun içeriğinde öncelikle temel tanımlardan bahsedeceğim. Herkes bilim diyor, teknoloji diyor, bir şeyler diyor da bunlar tam olarak ne manaya geliyor? Onların adını bir bilimsel olarak koyalım, sınırlarını bir çizelim, neyi kastediyoruz diye. Dünyada ekonomik gelişmenin tarihi değerlendirmesine bir bakacağız. Birinci sanayi devrimi, daha doğrusu sanayi devrimi denilince akla gelen şeyin ne olduğunu, onun nasıl çok derin etkilerin olduğu konusunda biraz sohbet edeceğiz. Türkiye'nin geçmişteki ekonomik gelişmesine kısaca bir bakacağız. Bilim teknolojide hızlanan gelişmelerden bahsedeceğiz. Bilim ve teknolojiye dayalı ekonominin diğer ekonomilerden farkı nedir, nasıldır ondan bahsedeceğiz. Bilim ve teknolojiye dayalı ekonominin biz neresindeyiz Türkiye olarak? Dünyada bilime dayalı kalkınma nasıl başladı, ne zaman başladı, hangi vesileyle başladı ve ne yaptılar da başladı ondan bahsedeceğiz. Gelişmiş ülkelerdeki bilim teknolojiye dayalı sistem nasıldır, neden
Onlar çok ileri gidiyor da başkaları gidemiyor. Bir de bilgi ekonomisine sahip olan ülkelerin ortak özelliklerinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin mevcut bilim ve teknoloji ekosistemi nedir? Ve buradaki dönüşüm ihtiyacı nedir? Ondan bahsedeceğiz. Bir de hep bahsediyoruz, bizde de bilim tarihi bölümü var. Burada Ebu Reyhan el-Biruni'den kısaca bahsedeceğim. Ve onun çok önemli bir problemi, dünyanın yarı çapını daha 1020 senesinde, yani bundan tam 1000 sene önce, dünyanın yarı çapını nasıl bir matematikle hesapladığını sizlerle paylaşacağım. Ve coğrafya kaderdir diye İbn Haldun'un bir sözü vardır. Hayır, artık coğrafya kader değildir. Yani şu manada, sizin bulunduğunuz coğrafyadan dolayı siz fakir, fukara, muhtaç durumda olmazsınız. Sizin fakir olmanızın, fukara olmanızın tek sebebi sizin kendi ihmalinizdir. Günümüzde artık öyle. Eskiden belki öyleydi ama artık dünyanın neresinde olursanız olun, coğrafya artık kaderiniz değildir. Siz doğru adımlar atarsanız kalkınır, gelişirsiniz. Bunu da bir örneğiyle sizlerle paylaşacağım. Şimdi şu temel tanımları kısaca şey yapalım. Benim Twitter hesabımda da bu sabit olarak bu tanımlar vardır. Çünkü hep karıştırılır bunlar. Mühendislik yapılır. Mesela bir bina yapar veya bir araba yapar veya bir uçak yapar. Buna bilimsel çalışma derler. Veya bir yazılım yazar, buna bilimsel çalışma derler. Yani o da çok değerlidir ama bilim başkadır, mühendislik başkadır, teknoloji başkadır. Bunların altını bir çizelim. Bilim henüz bilinmeyenleri bilmeye, anlamaya çalışmak, henüz keşfedilmeyenleri keşfetmeye çalışmak ve böylelikle bilginin sınırlarını geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Ve bu ucu açık, nereye varacağı belli olmayan çalışmalardır. Bakıyoruz mesela 2-3 yıl önce LIDO diye bir projede gravitational waves ölçümleri yapıldı. O adamlar, o yaşlı hocalarımız 35-40 seneden beri o projenin üzerinde çalıştılar. Yani hiçbir yere de varmayabilirdi. Değil ödül almak herhangi bir sonuca da varmayabilirdi ama uzun seneler inançla, inatla, gayretle çalıştılar ve sonunda işte genel relativitenin önemli bir şeyini deneysel olarak gözlemlediler ve Nobel ödülü aldılar. Yine bu şekilde birçok Nobel ödülü geçmişte gördük ki yıllarca çalışılıyor ve sonuçta bir çok önemli bir sonuç elde ediliyor. Tabii ki yine öyle çok sayıda çalışma vardır. Hiçbir yere varmadığından dolayı biz onlardan haberdar değiliz. Ama bilim bu yüzden önemlidir. Eğer siz keşfedilmeyi keşfetmek üzere yatırım yapmazsanız, uzun yıllar çalışmazsanız, bu keşfedilmemiş şeyleri keşfetmeye aşık olan bilim insanları olmazsa hiçbir zaman insanlık ileri gidemezdi. Onların sayesinde insanlık ileri gidiyor. Yani ben şimdi bugün bir şey yapayım, yarın hemen bir meyvesini göreyim demek bilimin yolu değildir. Bilim bir ekosistem oluşturup, bilim insanlarına özgürlük verip, onların kendi birikimleri ve hayalleri doğrultusunda uzun yıllar çalışmalarına imkan sağlayacak maddi destek, manevi destek ve her türlü imkan onlara sağlamlıkla elde edilen bir sonuçtur. Ben yani Ankara'da görev yaptığım süre boyunca da hep altını çizdiğim bu olmuştur. Mutlaka bilimin desteklenmesi lazım. Aksi halde ben bugün bir tane bomba yapayım, füze yapayım, uçak yapayım diye yapılan çalışma lazımdır, gereklidir. Ama o günlük ihtiyacı karşılamaya yönelik bir şeydir. Asıl önemli olan 10 sene sonrasının, 20 sene sonrasının, 50 sene sonrasının Türkiye'sine, güçlü Türkiye'sine yatırım yapmaktır. O da bizim hayalimizdi çocukluğumuzdan itibaren. Biz niye bir Almanya gibi değiliz? Niye bir Fransa gibi, Japonya gibi güçlü değiliz? Rüyasıyla büyüyen çocuklarız bizim jenerasyonumuz. İşte biz onu gerçekleştiremedik şimdiye kadar ama daha ölmedik. İnşallah gerçekleştireceğiz. Ama siz gençler, inşallah sizler bunu gerçekleştireceksiniz. Teknoloji nedir? Teknoloji bilimin bir sonraki adımıdır. Bilinen bilimsel bilgi ve tecrübelerin bir ürün veya hizmete dönüştürülmesi çalışmalarıdır. Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Mesela DNA'nın bulunması bir bilimsel çalışmadır. Ama DNA'nın bulunmasıyla ortaya nasıl bir fayda elde edilebilir? Bu neye yarar? İşte buradan işte DNA'nın
analiz edilmesi, ona bakarak hastalıkların tespit edilmesi vesaire ile ilgili metotların geliştirilmesi de o da işte teknolojik gelişmedir. Onunla ilgili aletler geliştirilmesi, başka şeylerin yapılması, DNA'nın nasıl yorumlanacağı ve ondan nasıl sonuç çıkarılacağına dair araştırmaları da teknolojik araştırmalardır ve onları da çok önemlidir. Mühendislik nedir? Mühendislik bilinen teknolojilerin, bilgilerin ve tecrübelerin özel bir projenin gerçekleştirilmesi veya bir problemin çözümü için sistematik bir şekilde kullanılarak yürütülen çalışmaları biz mühendislik diyoruz. Mesela şu binanın yapılması. Bu binanın yapılması basit bir iş değil. Bu binlerce yıllık insanlık bilgi ve birikiminin bilimsel ilerlenen çimentoya nasıl yapılır, demir nasıl yapılır, işte esnekliği doğru bir şekilde olan demir nasıl imal edilir, temeli nasıl yapılacaktır, depreme nasıl şey olur, yani çok önemli bilgi ve birikim var burada. Ama artık o kadar yerleşmiş ve oturmuş bir birikim ki bunu mühendisler, işte yazılımları var, işte proje çizme yazılımları var, her şeyleri var. Bunu iyi bir eğitim almış bir mühendis tıkır tıkır sağlam ve güzel bir binayı yapabilir. İsterse o 50 katlı olsun, isterse 30 katlı olsun. Yani bu da mühendisliktir. Bunların hiçbirisi diğerinden daha kötü veya daha iyi değildir. Hepsi birbirini tamamlayan çok önemli şeylerdir. Yenilik nedir? İnovasyon dediğimiz şey. İnovasyon. Var olan ürün veya hizmetleri iyileştirme, verimliliğini arttırma, hayatı kolaylaştırma, daha çekici hale getirme veya karlılığı artırma amacıyla ürün veya hizmetlere getirilen her türlü yeni teknolojileri ve iş yapma sürecinin ortaya koyulan yeni yol ve yöntemlere de biz inovasyon diyoruz, yenilik diyoruz. Yani bunun tarifi biraz daha uzun. Sanayi ise herhangi bir ürünün çok sayıda ve asgari maliyetle üretilmesi için ham maddene mamule kadar olan süreç ve faaliyetleri biz sanayi diyoruz. Yani büyük miktarlarda ucuz olarak üretme. Şimdi ekonomik gelişmenin tarihine bir bakalım. İnsanlık olarak bizler işte milattan önce 13 bin yılına kadar tarım toplumu öncesindeydik. Yani insanlık tarım yapmıyordu. Tabiatta etrafta bulduğu işte bitkilerden, tahıllardan, meyvelerden karnını doyuruyordu, hayatiyetini sürdürüyordu. Sonra insanlar dedi ki biz böyle tabiatta her zaman ne zaman hayvan yakalayacağımız belli değil, ne zaman nerede bitki bulacağımız belli değil. Biz bunları etrafımızdaki arazilerde ekelim, biçelim, hayvanları ahırlara koyalım, yetiştirelim, sütünden, yününden faydalanalım. Böylece tarım başlamış. Ve bu tarım devri insanlığın ta 1776'da buhar makinesinin James Watt tarafından bulunması ve birinci sanayi devrimi dediğimiz devre kadar dünyadaki ekonomik faaliyet tarıma dayalı bir faaliyetti. Yani insanlar bir şeyler ekerek, biçerek karınlarını doyurmaya çalışıyorlardı veya birisini yetiştirdiğini başkasına verip ondan diğer ihtiyacını karşılayarak basit, küçük, her şeyin büyük ölçüde yerelde başlayıp yerelde bittiği bir ekonomiye sahipti dünya. Buradaki kırılma noktalarına ben dikkat çekmeyi çok önemsiyorum. Matbaanın 1450 yılındaki icadı Gutenberg tarafından Almanya'da dünya tarihinin en önemli kırılma noktalarından birisidir. Mikio Kaku'nun Geleceğin Fiziği diye bir kitabı var. Onu okumanızı tavsiye ederim. Konuşmamın sonunda o kitabı da şey yapacağım. Orada diyor ki matbaanın icadına kadar dünyada en güçlü iki ülke vardı. Doğuda Çin İmparatorluğu, batıda Osmanlı İmparatorluğu. Bunlar dünyanın iki süper gücüydü. Ve bunlardaki okuma yazma oranı ve bilim ve kültür seviyesi dünyanın geri kalanına göre çok daha ilerideydi. Matbaanın icadından sonra batıda matbaa hemen Almanya'da zaten icat edildi. Benimsendi ve kitap basılmaya başlandı. Ondan önce el yazması kitaplar sadece çok az sayıda insanın erişebildiği şeylerdi. Ama çok sayıda kitap basılmaya başlanınca bunlar işte din kitaplarının yanında matematik, fizik, başka bilgilerin de edebiyat gibi bilgilerin de yayılmasını sağlayan kitaplar basıldı ve okuyacak malzeme oldukça okuma yazma oranı da hızla artmaya başladı. Önceden %1'in çok altındaymış Avrupa'da okuma yazma oranı. Biz de şöyle
büyük bir hata yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Han 1453 yılında bu mübarek beldeyi İstanbul'u aldı. Matbaa da o yıllarda icat edildi ama matbaanın ülkemize getirilip Türkçe matbaa kurulması 1726 senesine kadar yasaklanmıştı. Yani 1490'larda mesela İbranice baskı yapan matbaa kurulmasına, buraya getirilen Yahudilerin matbaa kurmasına müsaade edildi. Ama Türkçe olarak matbaaya müsaade edilmedi. Halil İnalcık diyor ki rahmetli, bunun sebebini din diye şey yapıyorlar, yani din yasaklıyor diye dediler. Dini değildi bunun sebebi dediler. O zamanki el yazması kitap yazanlar, tabi tarihçi hocalarımız daha iyi bilir. İşte bu matbaa getirilirse biz işsiz kalacağız. Ayasofya'nın civarında bir sürü el yazması kitabı, getirin bir kitabı hemen paylaştırıp takır takır böyle seri üretimle o kitapları çoğaltıyorlarmış. Biz bu kadar insan, bunların çoluk çocuğu işsiz kalacak, dolayısıyla buna müsaade etmeyin diye onların loncası hükümete baskı yaptı. Ve maalesef matbaanın kurulması Türkiye'de 274 sene boyunca aşağı yukarı yasaktı. Bu, düşünün ki bugün internetin yasaklanması veya bilgisayarın yasaklanması kadar vahim bir sonuçları olan bir şey oldu. Ne oldu peki? Biz buna rağmen Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllar boyunca yine dünyanın tek süper gücü, daha sonra süper güçlerden birisi, daha sonra da hasta adamı ve daha sonra da işte 1918'de yıkılmış bir imparatorluğumuz oldu maalesef. Dedelerimiz şehit oldu. Ve ondan beri tekrardan yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirip güçlü bir dünya devleti haline getirmek için dedelerimiz, babalarımız gayret etti. Şimdi bizler gayret ediyoruz, sonra da siz de gayret edeceksiniz. Ama işte bu kritik hataların bedeli de çok çok ağır oluyor. İşte matbaanın şeyini o işte ben çok önemsiyorum ve bunun da yasaklanmasının da suçunu bazı maalesef kötü niyetli insanlar İslam yasakladı diyorlar. Öyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Asla öyle bir şey yok. Bu iftiradır. Bunu tamamen siyaseten verilmiş yanlış bir karardır ve Fatih Sultan Mehmet gibi çağ açan, çağ kapatan bir padişah bile hata yapabiliyor ve maalesef böyle bir hatayı yapmış veya etrafındakilerin şeyini, yanlışına engel olmamış. Şimdi matbaa 1726'da Türkiye'de İbrahim Mütefekkir tarafından kuruldu ama hemen böyle yüzlerce, binlerce kitap basılmaya başlanmadı. Ta 1800'lere kadar 100 taneden az kitap basılmış diyorlar tarihçilerine. Türkiye'de ilk matematik kitabı 1810 senesinde basıldı maalesef. 1810 senesine kadar matematik kitabı hiç basılmamış Türkiye'de. Halbuki İstanbul Teknik Üniversitesi 1773'te kuruldu, benim mezun olduğum okul. Ama demek ki daha o zamana kadar matematik kitabı bile basılmamış. Yine dünyadaki en önemli gelişmelerden birisi tabii 1776'da James Watt'ın buhar makinesini icat etmesi. Bu insanlık tarihini, insanlığın ekonomik tarihini, askeri tarihini temelden etkileyen bir şeydi. Tabii ki bu birdenbire olmadı. Yani bir gece aniden aklına buhar makinesi yapmak yeri de yaptı değil. Ona gelene kadar bir sürü bilim insanı yetişti. İşte Newton'u, işte Galilei'si, Faraday, şu bu, bir sürü bilim insanı, bir sürü birikim sonunda olgunlaşıp ortaya buhar makinesi çıktı. Buhar makinesinin icadını insanlık birinci sanayi devriminin başlangıcı olarak alıyor. Nedir birinci sanayi devrimi? İnsan ve hayvan gücü yerine makine gücünün üretim için ve ulaştırma için kullanılmaya başlanması demek. Bu, tabii burada çok detaylarına inemeyeceğim. Sırf o bile çok zevkli bir şey. Tavsiye ederim gençlerimize bunları okumalarını. Faktörü 1'e 100, 1'e 200, 1'e 500 oranında insanların, bir işçinin, bir insanın yapabileceği üretim miktarını böyle yüzlerce kat çarpanla artıran bir etkisi var. Birinci sanayi devriminin ve makinelerin kullanmaya başlamasının. Şimdi tabii sonsuza yaklaştı o etki. Birazdan birinci sanayi devriminin ne etkileri olmuştur diye birkaç ilginç örnekten bahsedeceğim ama şu genel resmi bir bitireyim. 1890 yılında ampulün icadı, elektrik icadı olundu. İşte Maxwell denklemleri, Faraday vesaire bizim
elektrik, elektroniğin temellerini oluşturan bilgiler olgunlaştı. Sonunda ampulün icadı işte Edison tarafından yapıldı 1890'da. Takip eden yıllarda New York'ta ilk şehir şebekesi kuruldu. Böylece evlerde elektrik kullanılmaya başlandı, sokak aydınlatması yapılmaya başlandı. Buna da ikinci sanayi devriminin başlangıcı diyoruz. Yine bir kırılma noktası 1947 yılında icat edilen transistördür. Transistör ilk icat edildiğinde bir transistörün büyüklüğü ne kadardır diye bilen var mı? 1 metrekare. Yani ilk transistör 1 metrekare büyüklüğündeydi. Bugün ise biz 1 metrekareye 1 milyardan fazla transistör sığdırıyoruz. Yani 1 metrekare bir şey ilk yapıldığında çok böyle şey olabilir ama zaman içinde o geliştirilerek onu milyarda biri küçüklüğüne indirildi ve tabii ki hızı çok çok daha arttı. Dolayısıyla transistörün icadı bugün işte bizim kullandığımız internet, bilgisayar, işte uzay programları, aklınıza ne geliyorsa etrafımızda hayatımızı kolaylaştıran cebimizdeki telefon falan hepsi bunların işte transistörün icadının doğrudan bir sonucudur. 1991'de internetin başlatılması, tabii bilgisayarlar arası ağla haberleşme ondan önce de vardı. Ben ilk e-mailimi 1985 yılında gönderdim. Caltech'ten UCLA'ya gönderdim. Yani ama internet olarak bütün halka açık bir şekilde herkesin bedava, yüksek hızda ve her yerde kullanabileceği bir haberleşme ağı internet ve bu gerçekten akıl almaz bir şey. Şimdi gençlere bu normal geliyor ama bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde inanılmaz bir şeydi bu. Ben çünkü Amerika'dan rahmetli annemi aradığımda giderdim telefon kulübesinin önüne. Dakikası $6.80 böyle tıkır 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 devamlı para atardım. Bir dakika konuşabilmek için. Ve görüntülü falan da değildi. Tabii ki o zaman cep telefonu falan da yok. Ne yapardık? İşte belli bir saati kararlaştırdık. Orada nasılsın, iyi misin, ben de iyiyim falan deyip kapatırdık. Çünkü canavar gibi para yerdi. Şimdi saatlerce oturup bedavadan görüntülü olarak konuşulabiliyor. Her yerle şey yapabiliyor. İşte bu internet, şuraya aşağıdaki bu kırmızıyla gördüğümüz şey de dünyada üretilen toplam gayri safi milli hasılanın tarihsel olarak gelişimi. Ne olmuş diye bakarsanız buralarda yani çok çok az bir toplam gayri safi milli hasıl olduğu tahmin ediliyor. Ve ta 1940'lara 50'lere kadar internete kadar yine bayağı düşük bir şey. Ama ondan sonra internetten sonra bu patlıyor. Dünyada üretilen mal ve hizmet miktarı katlana katlana üstel bir şekilde artıyor ve bugün de artmaya devam ediyor. Yani bugün şirketlerin değeri artık 2 trilyon dolar, 3 trilyon dolara doğru gidiyor. Yani bizim ülkemizin toplam ürettiği gayri safi milli hasıla 700 küsür milyar dolar. Yani dünya gerçekten değişti. Eski kafayla, eski dünyanın paradigmasıyla bugünü ve yarının ekonomisini, yarının dünyasını anlamak gerçekten mümkün değil. Dolayısıyla gençler, sizlerin bu büyük resme doğru bakmanız ve ona göre düşünmeniz çok önemli. Yani sadece önünüze konulana uğraşmayın, büyük resmi de mutlaka düşünün. Şimdi artık dünya yapay zeka, yani tamamıyla artık makinelerin onlara yüklenen algoritmalarla çok hızlı bir şekilde, çok doğru bir şekilde bir işleri otomatik olarak yapması, çok düşük maliyetli üretim yapması, bunları hayata geçirmesi, hayatımızı kolaylaştırmasından bahsediyor. Dolayısıyla bu insanlar arasındaki, şirketler arasındaki rekabeti de başka bir düzleme taşıyor ve şimdi o dönemdeyiz. Dolayısıyla bizim gençlerimizin, ülkemizin, herkesin bunların idrakinde olup buna göre davranması lazım. İşte birinci sanayi devriminde James Watt'ın yaptığı işte buhar makinesi şu yukarıda görünen. Ondan sonra 1800'lerin başında işte bu da İngiltere'deki bir tekstil fabrikası. Hemen sanayi devrim başından sonra onun tekstil fabrikası. Şimdi bakarsak şu çok önemli. İnsanlık yeni bir döngü yaşıyor. Bunu da bir sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi ben bir köylü çocuğuyum. Rize'de biz çay tarımı yaparak geçiniyorduk. Bizim hayatımız işte her yıl Mart-Nisan ayında
karlar eridikten sonra, otlar büyüdükten sonra gidip bizim çay bahçelerimizdeki otları ayıklamak, dikenleri ayıklamak, işte kesilecek çay varsa onları kesmek ve ondan sonra da Mayıs-Haziran ayını bekleyip çay toplamayı beklemekle geçerli veya gübre atardık. Yani hayat, bizim üretkenlik hayatımız köylüler olarak işte Mart-Nisan'da yavaşça başlayıp Ekim-Kasım aylarında biten bir şeydi. Yani yılın 6 ayı biz çalışırdık. Yaptığımız şey de belliydi. Onun haricinde oturup sobanın başında beklerdik. Bu yediğimiz şey, yemekte neydi? Kahvaltıda 3 tane zeytin. Bir zeytini bir defa da ısırıp ekmekle yemek yasaktı. Zeytin mutlaka en az 2 defa ısırılması gerekiyor. Ona katık denirdi. Değil mi bizim? Benim yaşlı dostlarım burada başları sallıyorlar. Yani önemli olan ekmek yemekti. Onun yanında da ekmeği daha kolay yiyebilmek için katık yaparak yerdik. Hayat buydu. Siz böyle bir ekonomik hayatla kişi başına milli geliri 20 bin dolar, 30 bin dolar, 40 bin dolar, 50 bin dolar olan bir ülke haline gelemezsiniz. Yani bu çayın kilosunu kaça satacaksınız ki? Sadece 6 ay çalışarak yaptığınız bir üretimle siz kişi başına milli geliri 30, 40 bin, 50 bin dolar bir ülke olacaksınız. Dolayısıyla dünyada zenginleşme sanayi devriminin başlamasıyla ve insanların bütün yıl boyunca fabrikalarda çalışarak veya bir üretim yaparak kendi etraflarındaki ihtiyacı, ülkelerindeki ve dünyadaki ihtiyacı karşılayacak mal ve hizmet üretmeye başlamasıyla başladı. Dolayısıyla bakarsak sanayi devriminden önce dünyada dünyadaki nüfusun %97'si kırsalda, köylerde yaşıyordu. Sanayi devrimiyle birlikte artık şehirler kurulmaya başlandı. Sanayi devrimi de İngiltere'de başladı. Yani Edinburgh'da, işte Manchester'da vesairede fabrikalar kurdular ve bunlar daha çok tekstil fabrikalarıydı. Bu fabrikalarda çalışmak üzere işçi lazım. Dolayısıyla bunlara işte şimdi tarihi ev olarak baktıkları, insanların beğendiği o dizi dizi evleri yaptılar. İnsanları köylerinden, kasabalarından, yani yılın 6 ile 9 ayı boş boş aylak aylak oturup yarı aç yarı tok durdukları evlerden bu işte kutucuk gibi evlere getirip fabrikalarda işçi yaptılar. Haftanın 6 günü sabahın köründen gece yarısına kadar çalıştıkları yeni bir hayatları oldu. Çok daha fazla yoruldular ama ekonomik durumları daha da iyileşti. Şimdi bakarsak işte yani bu mesai dediğimiz kavram, yani pazartesi sabahı artık bizlerin işte mesaiye gidip cuma akşamına kadar çalıştığımız, ondan sonra cumartesi pazar tatil yaptığımız şey insanlık tarihinin başından beri yoktu. İnsanlık tarihinin başından beri olan benim çocukluğumda, bizlerin çocukluğunda köyümüzde yaşadığımızdı. Yani tarımsal üretim yapacağımız zaman gider çalışırdık, onun haricinde yatar beklerdik. Şimdi işte bu sanayi devrimi olmasıyla şey oldu. Ama bu Covid bize bir şeyi gösterdi. Biz tekrar başa dönüyoruz. Yani artık hocam da söyledi, biz artık eğitimi de uzaktan vermeye başladık. Yani öyle olacak ki gençler, belki 10 sene sonra, 20 sene sonra artık bu mesai kavramı değişecek, bu bir evrim geçirecek. Ve insanların önemli olan nereye gittikleri değil, ne yaptıklarıdır, ne ürettikleridir, hangi kalitede ve nasıl ürettikleridir. Yoksa gidip illa bir masanın başına veya bir kutuya veya bir odaya oturmaları değildir. Bu tekrar tekrar değişecek ve bu değişim başladı. İşte bunu önceden görüp bunun sosyolojik etkileri, ekonomik etkileri ne olacak? Bunları sizlerin iyice değerlendirmesi lazım. Gençlerin iyice bunlara bakması lazım. Ben tabii burada bilimden bahsederken, bilim bir bütündür. Yani sosyoloji de bir bilimdir, elektronik mühendisliği de bir bilimdir, makine mühendisliği de bir bilimdir, tarih de bilimdir. Bilim bir bütündür. Ve hepsi de lazımdır. Hepsi insanlığı, insanları daha iyi insan yapmak için, daha verimli insan yapmak için, daha huzurlu, daha mutlu yapmak için gösterilen çabalardır. Ve bilinmeyenleri keşfetme çabasıdır. Yani dolayısıyla sanayi devrimiyle başlayan bu mesai kavramı şimdi artık tekrardan evrim geçiriyor. Belki bir süre sonra artık bu mesai mefhumu tabii ki tarım toplumundaki döneme geri dönmeyecek. Ama şimdiki de olmayacak, o zamanki de olmayacak, yeni bir şey olacak. Ve insanlar belki kendilerine daha fazla vakit ayırabilecekler, dünyayı gezebilecekler, kültürlerini artırabilecekler, hayattan daha fazla haz alabilecekler, zevk alabilecekler ve insanlığa daha faydalı olabilecekler. Şimdi burada yani çok ilginç bazı şeyler var.
Şimdi sanayi devrimi 1730 ile 1749 arasında İngiltere'de Londra'daki doğan bir çocuğu 5 yaşına kadar doğan çocukların %74,5'u ölüyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Ne korkunç bir şey. Yani bir çocuk doğduğu zaman o çağda yani 1730 ile 1749 arasında saymışlar bunu. Doğan çocukların 100 tanenin yani 1000 tanenin 745 tanesi ölüyormuş. Ne korkunç bir şey. Bugün kaç biliyor musunuz? 3-4. 1000 taneden 3-4 o bile yüksek yani. Onu bile düşürmeye çalışıyoruz. Bizim de Sağlık Bakanlığımız bu yani çok büyük başarı gösterdi bunda çocuk ölümleri şeyinde. Sonra 1810 ile 1829 arasında yani sanayi devrimi yani insanlar artık sanayi devrimi biraz daha devreye girince hızla %74,5 olan ölüm oranı %31,8'e düşmüş. Yani insanlar aç, suyu yok, ilaç yok. Zaten aşı daha o zaman aşı diye bir şey yok. Sefalet, açlık, pislik. Yani insanlar kırım kırım geçiriyormuş. Biz bakarsak bir de yine İngiltere'nin nüfusu 1700'den 1740'a kadar 6 milyonmuş. Tabi bu kadar çocuk ölürse nüfus nasıl artacak? Yani bütün İngiltere, Galler vesaire nüfusu bunları niye veriyorum? Maalesef Türkiye'de bu rakamlar yok. Yani onlar çalışmışlar, koymuşlar. Yoksa yani onlarda bu rakamlar var diye bunları veriyorum. Sonra hızla nüfus ikiye katlanmaya başlamış. 1801'den 1850'ye kadar 16,8 milyona çıkmış. Ondan sonra 1850'den 1901'e kadar da 30 milyona çıkmış İngiltere nüfusu. Bugün ise 67,1 milyon İngiliz yaşıyor. Avrupa'da da nüfus 1700'den 1900'e kadar 200 senede 100 milyondan 400 milyona çıkmış. Bizim de biliyorsunuz 100 sene önceki nüfusumuz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 12-13 milyondu. Bugün işte 83-84 milyonuz. Yani bizim de nüfusumuz 10 katına çıktı. Evet burada diyeyim işte 1800'lerde sadece dünya nüfusun %3'ü şehirlerde yaşıyordu. Şimdi %50'si şehirlerde yaşıyor. Bu da yine sanayi devrimi etkileri olarak baktığımız zaman doğan bir çocuğun kaç yıl yaşayacağına dair beklenti. Baktığımız zaman 1765'te 38 yaşında falan yani doğan bir çocuk 1700'de doğan bir çocuğun 38 yaşına kadar ortalama olarak yaşayacağı bekleniyordu. Ve bu bugün işte yine İngiltere'de 80 yaşın üstüne çıktı. Yani böyle bilimdeki ilerlemeler, işte insanların refah seviyesinin artması, işte gıda bulmanın kolaylaşması, işte tıbbın ilerlemesi vesaire bu şekilde bilimdeki ilerlemeler insanlığı temelden faydalı olan sonuçlar veriyor. Bu genel şeyden sonra birkaç konunun altını çizmek istiyorum. Kritik, hali hazırda dünyada en hassas olan tabii yüzlerce konu var. Birkaç tanesini bahsedeceğim. Füzyon enerjisi. Dünyada şu anda en önemli problemimiz küresel ısınma. Bu küresel ısınmanın sebebi de işte fosil kaynaklı yakıtların enerji üretimi için kullanılması. Nedir bu? Petrol, doğalgaz, kömür ve odun falan yakılması. Bunlar yakıldığı zaman enerjiyi ortaya çıkarmak için karbondioksit salınımı yapıyorlar. Ve bu karbondioksit salınımı da küresel ısınmaya çok büyük katkıda bulunuyor. Bunun etkilerini maalesef biz de yaşadık işte. Kastamonu'da büyük bir sel felaketi yaşadık. Bizim Rize'de devamlı yaşıyoruz. Her yerde yaşıyoruz. Dünyanın her tarafında çok aşırı ekstrem dedikleri hava koşulları oluşuyor. Ya çok sıcak oluyor, ya çok büyük yağmurlar yağıyor ve dünya böyle bir çalkantıda gidip geliyor. Bunun sebebi de işte diyor ki ilgili bilim insanlarımız dünyadaki bunun sebebi karbon salınımı. Bunu azaltmak lazım. Baktığımız zaman işte füzyon dediğimiz şey şudur. Atom bombası dediğimiz şey nedir? Atomu parçalıyorsunuz ve ortaya yeni parçacıklar çıkıyor. Ve bir de E eşittir mc kare meşhur Einstein'ın formülüne göre bir kütle azalması oluyor. Ve çok büyük bir enerjiye dönüşüyor bu. Bu radyoaktif kirliliğe falan sebep oluyor. Bu ilk defa
İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası yaparak maalesef Hiroşima ve Nagasaki'de yüz binlerce insanın vahşice öldürülmesi neticelenen korkunç bir şeydi. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlık dedi ki bu teknolojiyi sadece insan öldürmek için değil, insanlığın faydasına da nasıl kullanırız? Ve nükleer enerji reaktörü geliştirildi. Ve bugün dünyadaki üretilen enerjinin %11'i nükleer enerji ile karşılanıyor. Ülkemizde de Akkuyu'da bir tane yapılıyor. Birkaç seneye kadar 2023'te ilk reaktör devreye girecek. Ruslar yapıyor onu. Şimdi bir de bu nükleer reaktörün farklı olan bir şey var. Tersi olan bir şey. Atomu parçalamak yerine iki tane hidrojen atomunu çok büyük basınç ve sıcak altında birleştiriyorsunuz ve ortaya helyum atomu çıkıyor. İşte bu prosese de biz füzyon diyoruz. Burada yine atomun parçalanmasından çok çok daha fazla büyük bir enerji ortaya çıkıyor. Bu da ilk defa 1950'lerin başında önce Ruslar yine sonra Amerikalılar yaptı. Buna hidrojen bombası dediler. Ve hidrojen bombası 1950'lerde yapıldı ama yine aynı soruyu sordular. Biz bunu bu prensibi, füzyon prensibini insanlığın hayrına olarak kullanabilir miyiz? Ve 1950'lerden beri işte bu kontrollü füzyon yapılması yani füzyon reaktörü yapılması için çalışılıyor. Halihazırda da dünyada yüzlerce grup, belki yüzlerce milyar dolar harcayarak füzyon enerjisini hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ve ayda bir, iki ayda bir işte bu konuda çok önemli gelişmeler oldu diye haberler okuyoruz. Ben onu çok büyük ilgiyle takip ediyorum. Bu olduğu zaman ne olacak biliyor musunuz? Bunun ham maddesi hidrojen. Tabiatta en bol bulunan madde bu. Bu hidrojeni kullanarak biz hiçbir karbon salınımı olmayan, hiçbir kirliliğe sebep olmayan, çünkü helyum bir soy gaz, herhangi bir çevresel kirliliğe sebep olmayan sonsuz bir enerji kaynağına sahip olacağız. Bu şu demektir. Siz denizden işte tatlı su elde edip çölleri sulayabilirsiniz, gece gündüz her yeri aydınlatabilirsiniz, üretimin maliyeti çok düşer. Yani dünyayı kökünden değiştirecek çok önemli gelişme demektir bu. Bu olduğu zaman tabii ki yeni bir dünya kurulmuş olacak. Peki bu acaba mümkün müdür? Mümkün olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü güneş öyle çalışıyor. Güneş işte 15.6 milyar sene diyorlar güneş sisteminin şu andaki yaşı. İşte 15.6 milyar seneden beri bu prensibe göre devamlı enerji üretiyor ve bize ihtiyacımız olan bütün enerji güneşten geliyor. Demek ki bu mümkün. Ama güneşin kütlesi çok büyük, oradaki yer çekimi çok büyük. İşte onu biz ne şekilde dünyada oluşturabiliriz'in çalışmaları yapılıyor. İşte olduğu zaman dünya değişecek. Yapay zekadan bahsettim. Yapay zeka artık hem geleceğin işi ama hem bugünün de işi. Dünyayı zaten temelden değiştirmeye başladı. Kuantum bilgisayarı, yine kuantum fiziğini prensiplerine göre çalışan, işte entanglement dediğimiz bir prensibe göre çalışan dijital bilgisayarla karşılaştırmayacak bir şekilde dijital bilgisayar lineer çalışır. Kuantum bilgisayarı ise üstel çalışır. Ve dolayısıyla şu anda dijital bilgisayarlarla çözülmesi milyar seneler sürecek dediğimiz bazı kripto algoritmaları kuantum bilgisayarıyla mesela 528 kubitlik bir kuantum bilgisayarıyla anında çözülecek. Bu ne demektir? Bütün bankacılığın, işte haberleşmenin, her şeyin temelden değişmesi demektir. Bunun gibi yüzlerce, binlerce teknolojik alandan bahsedilebilir. Tabii elektronik mühendisi olduğumdan biraz kendi alanıma belki ağırlık veriyor olabilirim ama gerçi kuantum fiziği falan elektronik mühendisi değil. Ama her sahada böyle gençler. Dolayısıyla yani insanlar, o gelişmiş ülkeler kazara gelişmiş olmuyorlar. Bilime önem verdiklerinden, gece gündüz çalıştıklarından dolayı gelişmiş ülkeler haline geliyorlar. Bunlardan bahsetmeyeyim ben. Şimdi şu bir şahıs örneği size vereyim. Ben o zaman Ankara'da görevdeydim. 2013-2014 senesinde TürkSat 4A ve 4B'yi biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak Japonya'da Mitsubishi şirketine sipariş verdik. Ve bu bir turnkey projekti. Yani biz şu 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 özelliklere sahip iki tane uydu istiyoruz. Haberleşme uydusu. Bunları bizim için inşa edeceksiniz. Yörüngeye yerleştireceksiniz. Devreye alacaksınız. Dediğimizde
bize 571 milyon dolarlık bir fatura çıkarttılar ve biz bunu ödedik. Mesela düz rakam olsun, 570 milyon olsun diyemiyorsunuz. Yani bunu yaptıracak 1000 tane yer yok. Bir tek o yapabiliyor. Dolayısıyla 571 derse 571 eriyorsunuz. Baktığımızda bunun ağırlığı 7700 kilogram. Böldüğümüz zaman görüyoruz ki bunun kilogram, biz bu uyduların kilogramına 74 bin dolar ödedik. Yani bir kilogram uydu 74 bin dolar. Burada kullanılan ham maddeye baktığımızda ham maddenin kilosu ortalama 10 dolar. Tabii bunun 0.01 sent olanı da var, altın da var. Altın da kilosu 62 bin dolar. Şimdi bugün nedir bilmiyorum. Daha da arttı belki. 70 bine indi değil mi? Ahmet Bey iyi bilir onu. İndi biraz. Evet. Dolayısıyla burada neye biz para veriyoruz? Bilgiye para veriyoruz, değil mi? Malzemeye değil. Yani kilogram ağırlığı 10 dolar olan, ortalama 10 dolar olan malzemeyi kullanarak Japonlar bir şey yapmayı biliyor ki o şeye biz kilogramına 74 bin dolar ödüyoruz. İşte o bilimdir ve teknolojidir. İşte bilgi ekonomisi bu demektir. Yani mesela burada en azından bir kilogramı var. Bir yazılım yaptığınız zaman, birazdan öyle de bir örnek vereceğim size. O yazılımın kilogramı da yok ama 2 milyar dolar mesela. Yani dolayısıyla arkadaşlar artık kaç kilogram ihracat yaptığınız vesaire, bunlar çok eski dünyanın şeyleri, terminolojisi. Artık ne yapıyorsunuz? Sizin o yaptığınız şeyi başka kaç kişi yapabiliyor? Sadece sizde olan bir bilgi var mı? Rekabet gücünüz nedir? Bunlar öne çıkıyor. Evet. Şimdi geçen sene hatırlarsınız bir tane oyun şirketi satıldı. Burada 100 kişi çalışıyor. Hala çalışıyor. Buradalar. Ve 1.8 milyar dolara satıldı bu. 100 kişi çalışıyor sadece. Ağırlığı nedir bu software'in? Hiçbir ağırlığı yok. Bunun yanında petrole bakalım. Hani Irak'ta 1 milyon kişi öldü, dünyanın her tarafında savaşlar çıkıyor değil mi? Bir sürü pis işler bunun üzerine şey yapıyor. Baktığımız zaman bunun, bu slide hazırladığım zaman varili 40 dolardı. Litresi 27 sent. Yani 1 litre petrol, ham petrol 27 sent. Baktığımız zaman üretim maliyeti 20 dolarla 100 dolar arasında değişiyor. Çok derin suda üretiliyorsa 100 dolar olur ama Suudi Arabistan'da su bulmak için kazıyorlar, petrol çıkıyor. Orada işte 15-20 dolara oluyor bunun bir varilinin maliyeti. Ama bu yani. Ve bunun için insanlar birbirini öldürüyor. Bir de baktığımız zaman şunu görüyoruz. Dünyada zengin, mutlu, müreffeh olan toplumların hiçbirisi petrol, doğalgaz, altın vesaire yüzünden mutlu ve müreffeh değiller. Yani mesela Norveç'in petrolü var ama zenginliği petrol yüzünden değil. O petrol diyor ki bu bizim yeraltı kaynağımızdır. Şimdi bu paraya diyor ama bunu harcamaya hakkımız yok. Onu çıkartıyor ve Norveç'in ulusal bir varlık fonu var, ona koyuyor. Diyor ki bu bizim çocuklarımızın şeyidir. Yarın belki petrol para etmez. Biz onu şimdiden çıkartalım, paraya çevirelim. Bu varlık fonuna koyalım. Evlatlarımız için yarın dursun. Ama onların zenginliği bilim ve teknolojide elde ettikleri ilerleme ve yaptıkları güzel işlerden ileri geliyor. Bütün gelişmiş ülkeler, istisnası yok, böyledir. Bunun yanında yani Suudi Arabistan vesaire vesaire, ben orada Suudi Arabistan, ben de yıllarca çalıştım. Yani petrol var, petrolün getirdiği bir para var ama hiçbir şekilde mutluluk getirmiyor, refah getirmiyor geniş halk kitlelerine. Sadece yolsuzluk, pislik, verimsizlik getiriyor. Yani zenginlik yerin altında ne olduğuyla alakalı değil, kafanın içinde ne olduğuyla alakalı. Yani zenginlik bilgiyledir, bilimledir. Yani petrol bulursak köşeyi döneceğiz, doğalgaz bulursak köşeyi döneceğiz, uranyum bulursak, bor bulursak, bunları unutun. Bulursanız çok iyi ama onları bulmak size zenginlik getirmez. Bu da işte yine buğday üretimi. Şimdi buğdayın tonu 220 dolar. Biz yılda 20 milyon ton üretiyorduk ama bu sene 16 milyon tona düştü maalesef biraz kuraklık yüzünden. Ve saman da çok pahalı. 25-30 lira oldu artık samanın balyası. Yani köyleri ziyaret ettim. Köylüler bundan çok şikayet ediyorlar. Baktığımız zaman 20 milyon ton buğdayın işte 220 dolar 8 ne yapıyorsunuz? Sırf Peak Games'in fiyatı 8.2 milyon ton buğdaya
bedel oluyor. Yani bütün bizim buğday üretimimizi bir tane şirket, 100 kişinin çalıştığı bir şirket ona şey yapıyor ve bizim tarımda çalışan insan sayımız 4.2 milyon. Bunu şey demek istemiyorum. Tarım önemsizdir demek istemiyorum. Tarım çok önemlidir. Tarım, yani bizim yediğimiz, içtiğimiz tarımdan geliyor. Çok önemlidir ama zenginlik tarımı da doğru yapmaktan ileri gelir. Tarımı da bilime dayalı olarak yapmamız lazım. Dolayısıyla bunu şöyle özetleyebiliriz. 3 tane bakış açısı var. Bir tanesi bilinen teknoloji. Yani ekmek yapmak, pide yapmak, lahmacun yapmak gibi hepimizin de günlük hayatımızda ihtiyacı olan sevdiğimiz şeyler bunlar. Ama bunları herkes yapabiliyor. Yani bu herkesin ulaşabildiği bir bilgi ve teknoloji bu. Dolayısıyla orada aşırı rekabet var. Bundan dolayı bir zenginlik olmuyor. Ama insanlar babadan oğula esnaf zihniyetiyle hayatlarını idame ettiriyorlar. İkincisi teknoloji transferi. İşte birileri Japonya'da, İtalya'da, işte Fransa'da bir şey geliştiriyorlar. Sonra belli bir süre sonra kendileri daha iyi bir teknoloji geliştirdiklerinde eski teknolojiyi iyi bir fiyata işte onlara özenen ikinci, üçüncü dünya ülkelerine çakıyorlar tabiri caizse. İyi bir parayla onu veriyorlar. Ama hiçbir zaman hiçbir şirket veya hiçbir ülke kendisiyle rekabet edecek bir teknolojiyi başkasına vermez. Ben olsam vermem. Yani niye vereyim ki? Değil mi? Asıl şey üretimde kendisine rakibi olmayacak bir şeyi verir. Dolayısıyla öyle bir cinlik yok. Yani ben parayı veririm, işte domates, limon, hıyar vesaire ihraç ederim, bir gelir elde ederim, sonra o parayla gider filancadan teknolojiyi satın alırım ve böylece ben de kalkınmış bir ülke olurum. Öyle bir şey yok, unutun onu. O tabii ki istihdam sağlar vesaire, ekonomik faaliyet sağlar ama onunla zenginlik olmaz. Eğer derdimiz Türkiye'yi 40-50 bin dolar kişi başına milli gelir olacak bir ülke haline getirmekse. Bunun tek yolu var, teknoloji üretmek. O da neyle olur? Bilim yuvalarıyla olur. Yani her ülkenin, bu ülkenin kalkınmasının başlayacağı yer burasıdır. Yani üniversitedir. Yani üniversiteler bilimin, bilim yuvasıdır. Eğitim müessesesi olmasından daha da önce bilim yuvasıdır. Biz ne deriz? Talebe deriz. Talebe nedir biliyor musunuz aslında? Hocaların bilgilerini almak üzere talep eden gençlerdir. Gelip o hocaların yanında eskiden öyleydi diz çökerler. Hocasından bilgi alır. Yani üniversitenin asli vazifesi bilimsel araştırmadır. Ve bilimsel araştırma da özgürlükle olur. Yani bu bizim YÖK düzeyinde de olmaz. Yani bu bizim yaşadığımız bu üniversite düzeninin altında da bilim ancak bu kadar olur. Ben şimdi emekli olduğumdan ben bunu rahat söyleyebilirim. Ama yani hocalarımız konuşamazlar ama bu YÖK düzeni değişmedikçe Türkiye'de gerçekten bilimsel çalışma maalesef yapılamayacak. Evet, baktığımız zaman dünyada ilk yüzde yer alan bazı üniversitelere bakıyoruz. İşte Türkiye'den hiçbir üniversite yok. Şu anda Türkiye'nin en iyi ilk binde üniversiteleri var. O da işte 600'üncülükten falan başlıyor. İşte Türkiye'de 2013-2014'te Boğaziçi Üniversitesi 199'du. Şimdi o da 600'lere düştü. Baktığımız zaman maalesef yani yıllar geçtikçe de bizim dünya çapındaki rankinglerimiz düşüyor. Ben bunu Ankara'da da devamlı yüksek sesle her yerde söylemiş bir adamım yani devlette çalışırken. Yani bizim bir derdimiz varsa bilim adamının namusu bunu her yerde söylemekten geçer. Tabii ki yapacak olan biz değiliz ama bu üniversite düzeni Türkiye'yi çürütüyor arkadaşlar. Bu üniversite düzenini biz reform etmeden Türkiye kalkınamayacak. Bu açık ve net bir şeydir. Yani Ankara'dan kalkıp 5-10 tane YÖK üyesinin bütün Türkiye'deki üniversiteleri yönetmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Bu akla, mantığa ve dünyadaki şeye uygun değildir. Baktığımız zaman dünyadaki ilk 200 üniversiteye bakıyoruz. İşte Amerika'nın 63 tane var, İngiltere'nin 34 tane var falan. Hiçbir tane Türk üniversitesi yok. Hiçbir tane Müslüman ülke üniversitesi de yok maalesef. Yani dolayısıyla biz işte dünyanın en iyi üniversitelerinin bilgi ekonomisine geçmiş. Bilgi ekonomisi nedir? Bilime, teknolojiye dayanan ekonomi demektir. Bilgi ekonomisine geçmiş üniversiteler ülkelerin de olmuş olması bir tesadüf değil. Yani bunlar birbirine bağlı olan şeylerdir. Uygun, güzel bir bilim ekosistemi olmayan, kaliteli üniversiteleri olmayan bir ülkenin kalkıp yüksek katma değerli ekonomiye geçmesi diye bir şey söz konusu değildir. Biz yani
birkaç bomba yapmayı, uçak yapmayı falan ilerlemek zannediyoruz. Tam aksine bunlar bir üründür. Asıl önemli olan bilimsel çalışmalardır. Yani bir bütün olarak ekosistemin beslenmesidir. Dolayısıyla o ekosistemi biz kurmadıkça Türkiye arzu ettiğimiz seviyeye gelmeyecek. Tabii ki bizim çocukluğumuza göre çok ileri gittik. Ama biz diyoruz ya dünyanın en güçlü ülkesiydik. Biz onların torunlarıyız. Yine öyle olalım istiyoruz. Bu gidişle olmaz o. Bizim dediğimiz, benim demek istediğim ve devamlı söylediğim, Ankara'dayken de söylediğim hep buydu. Dünyada bu bilgi ekonomisine geçiş nasıl başladı? Bunun şeyi, hikayesi 1929 buhranına dayanır. Çok ilginç bir hikayedir. Ama saatlerce sürecek bir sohbettir o. İşte 1933'te Amerikan Başkanı Frank Delano Roosevelt oldu. Ve 3 dönem başkanlık yaptı. 4. dönemde seçildi. Ama 4. dönem başlandıktan 2 ay sonra vefat etti. İşte bu adam Amerika'yı bugünkü süper güç haline getirecek adımları attı. Ondan önce Amerika bir süper güç falan değildi, öyle bir iddiası da yoktu. Ve bunu da nasıl yaptı? Bilime dayanan bir ülke sistemi şey yaptı. Ve bunun içinde MIT'deki mühendis fakültesi dekanı olan Vannevar Bush'u bilim baş danışmanı yaptı. Ona savaş sırasında dedi ki, bu savaşa girdik biz artık 1941 yılında. Senden isteğim ülkedeki bütün üniversiteleri, bilim insanlarını, araştırma merkezlerini, herkese emrine veriyorum. Biz bu savaşı bilimi kullanarak nasıl öne geçeriz diye bir çalışma yaptı. Ve savaşın bitmesine çok az kala 17 Kasım 1944'te ve Frank Delano Roosevelt'in ölümünden 4-5 ay önce ve Amerika'nın 4. defa seçildiği seçimden 10 gün sonra, yani seçimden önceki bir seçim yatırımı değil, böyle bir talimat verdi ona. Dedi ki kısaca, ben bunu detayına girmeyeyim. Sizlerin çalışmaları sayesinde, atom bombasını falan hepsini bunlar yaptılar. Bu grup yaptı. Sizlerin çalışmaları sayesinde Amerika savaşı kazanıyor. Daha henüz bitmemiş savaş ama kazanıyor. Sağlıkta ileri gittik. Birçok askerimiz sizin yüzünüzden ölmedi vesaire vesaire. Diyor ki şimdi biz barış zamanında da niye bu çalışmayı sürdürmeyelim? Yani neden barış zamanında da bilimi daha çok iş sahibi olmak için, daha yüksek gelir elde etmek için ve daha müreffeh bir toplum elde etmek için niye kullanmayalım? İşte ona çeşitli vazifeler veriyor. 4 tane vazife veriyor. Bunlar yine benim Twitter hesabımda vardır. Orada görebilirsiniz. Ve bu 4 vazifede bir tanesi de nasıl daha iyi bir üniversite sistemi yaparız? Kamunun, özel sektörün ve üniversitenin rolü ne olması lazımdır? Ve nasıl biz geleceğin bilim insanlarını yetiştirebiliriz? Bununla ilgili çalışma yapın ve bana söyleyin, getirin diyor. Ve bu da mektubun orijinali. Ve İngilizcesi de muhteşem bir İngilizce. Yani Shakespeare'den falan daha şey. Yani adam gerçekten müthiş bir, kültürlü bir insan ve acayip bir İngilizcesi. Ve tercüme edene kadar canımız çıkmıştı. Sonunda da diyor ki, bu çalışmaları yaptığınız zaman tümünün bitmesini beklemeyin. Bitirdiğiniz kısmı hemen bana getirin. Ben derhal gereğini yapayım. Yani tümünü bitirelim de bütün raporu getirelim diye beklemeyin. Lütfen bitirdiğiniz kısmı getirin, ben hemen şey yapayım. Yani böyle bir Amerikan başkanı böyle bir vizyonu ortaya koydu. Şimdi ne oldu? Tabii o çalışmayı başkan öldükten sonra yerine Truman geçti. Truman'a verdiler. Truman da şey demedi, bunu benden önceki başkan başlatmıştı, ben bunu çöpe atayım demedi. Gereğini yaptı. Ve o şeyle işte transistör icat olundu, Ay'a gidildi vesaire vesaire. Şimdi de şu oldu. Biden İş başına gelmeden bir ay önce bunu deklare etmişti. İş başına gelince de Eric Lander diye yine bir bilim başlanışma şey yaptı. Ve şu mektupta da diyor ki 1940'te Frank Delano Roosevelt'in yazdığı mektup gibi ben sana bir mektup yazıyorum. Ve Frank Lander'a da böyle 4 tane vazife verdi. Benzeri şey. Yani Frank Delano Roosevelt'in yaptığı şey Amerika'yı bu hale getirdi. Ben de şimdi sana vazife veriyorum. Ve yeni vazifeler verdi. Ötekilere benzeri şekilde Amerika'yı daha ileri götürdü. Nasıl götürelim? Bilimle. Arkadaşlar bu çok önemli. Yani bilime önem vermek, devlet yönetimlerinin, şirket yönetimlerinin, herkesin bir numaralı önceliği olması lazım. Neden? Ya bu bilim insanları için değil, kendileri için. Bulundukları şirketin başarılı olması için, ülkenin kalkınması için bu. Yoksa bilim adamlarının şeyi için, bilim insanlarının menfaati için değil. Çünkü akla önem veriyorsunuz. Onları dinleyip sizin de kendi kararınız kendiniz alırsınız. Şunu demiyorum ben. Bilim insanları yönetsin ülkeleri demiyorum. Yine politikacılar Amerika'da olduğu gibi yönetsinler
ama bilim insanlarının daha açık kulakla dinlesinler. Dediklerini yapsınlar, o ülkenin menfaati nedir? Bunu diyorum ben. Evet, baktığımız zaman işte Amerika'da nasıl bir sistem oldu, bunların hepsini tabii o 8 yıl boyunca çok geniş bir şekilde arkadaşlarımızla, devletin içindeki çok yetkin arkadaşlarımız var, üniversitelerdeki arkadaşlarımızla bunlara çalıştık. Bulduğumuz sonuç bu. Yani orada bir sistem var böyle yukarıdan aşağı doğru en üst düzey devlet yöneticisi işte kurduğu kurullarla, ofislerle vesaireleri politikaları belirliyor. Ve onlar ondan sonra da bakanlıklar, kurumlar üzerinden şey yapıyor. Yani politika belirlemek ve o politikaların icrası ve denetlenmesi birbirinden tamamen ayrı. Hani denir ya hep işte yargı, yürütme ve yasama bunlar ayrı olması lazımdı. Çok doğru. Şu da ayrı olması lazım. Bu hiç söylenmez. Politika belirlemek, politikaları uygulamak ve politikaları denetlemek de ayrı organlar tarafından yapılmalıdır. Aksi halde ne oluyor biliyor musunuz? Ben 4 yıl bakan yardımcılığı yaptım. Bir bakan geliyor, bir şeye başlıyor. Ondan sonra yapmak istediği şeyi önce politika haline getiriyor. Tamam mı? Çağırıyor ilgili daire başkanlığı veya müsteşarı, diyor ki ben böyle böyle bir şey yapacağım. Hadi siz bir politika belirleyin. Ondan sonra gidiyor onu bir şekilde başbakanı ikna ediyor ve ekonomik koordinasyon kurulunu ikna ediyor. O karar haline geliyor. Sonra da maliye bütçe ayırıyor. İşte gerekli baskılar yapılarak. Sonra onu yapmaya başlıyor. Sonra da o bakan bakıyorsun 2 yıl sonra pat diye gitmiş. Yeni bakan geliyor. Önceki bakanın başladığı şey çöpe atılıyor. Çünkü o başarılı olursa eski bakanın başarısı olacak. Bunları her yere duymazsınız. Yani eski bakanın başarısı, o yeni bir şey başlıyor. Hep böylece 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon dolarlar çöpe gidiyor. Ve bu şekilde maalesef ileri gidemiyoruz. Çok önemli projede şey olmuyor. Ne kadar vaktim var bilmiyorum. Doldu mu vaktimiz hocam? Devam edeyim mi? Evet, bu da Türkiye'deki düzen. Şimdi gelişmiş ülkelerdeki düzen bu. Türkiye'deki düzensizlik bu. Aslında bundan daha beter. Çünkü maalesef bir sistem mantığıyla, ben sistem profesörüyüm. Sistem mantığıyla yaklaşık bir şey büyük resimden detaya doğru kurgulanmadığından dolayı, işte burada DPT'den bizim müsteşar yardımcımız var. Herkes kendi aklına geldiği bir şekilde çok iyi niyetle yeni bir kurum kuruyor, yeni bir burs başlatıyor, yeni bir program başlatıyor, bir şey başlatıyor. Ama büyük resmi gören olmadığından dolayı yapılan her blok ilavesi bir şey bunu iyice Arap saçı haline getiriyor. Mesela bakıyorsunuz en üst kurumun başına o kurumun denetlediği diğer kurumun yöneticisi onun başına konuyor. Yani tamamıyla bir paradoks gibi şeyler yapılabiliyor. Neden? Çünkü bir sistem yaklaşımı yok. Sistem yaklaşımı olsa bunlar olmaz. Yani gençler, bunları niye size anlatıyorum? Bunları hiçbir derste öğrenmezsiniz. Ama büyük resmi mutlaka düşünün. Mesela bunlar nedir? İşte Türkiye'de iş yapma şekli bu. Yani herkes, bu gece konuların her birisi çok iyi niyetle yapılmış bir kurum, bir şey. Ama sonuçta hep iyi niyetle yapılan şeyle bir araya geldiği zaman böyle bir rezalet ortaya çıkıyor veya böyle. Aynı şey daha az para harcayarak, önceden planlayarak, projesi yapılarak, akılla bir sistemle yapılsa bu ortaya çıkıyor. Ve böyle güzel şehirlerin maliyeti biraz önceki rezaletten daha azdır. İşte birisi bilime göre yapılan şey, diğeri de diğerine gecekondu kültürüyle yapılan şeyler. Bir de bugünlerde hep ekonomi televizyonlarda sabah akşam birileri, bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. İşte dolar şöyle çıktı, faiz böyle indi vesaire. Yani topluma şöyle bir şey yapıyorlar. Yani ekonomi demek para ve finanstır. Yani döviz kuru, borsa, faiz. Bunlar şöyleyse böyledir, böyleyse böyledir. Halbuki ekonomi demek çok daha derin bir şeydir. Ekonomi demek mal üretmek demektir. Hizmet üretmek demektir. Fikir üretmek demektir. Bilgi üretmek, teknoloji üretmek demektir. Yani enflasyon ne zaman düşer? Ne zaman üretim yaparsanız o zaman düşer. Yani piyasaya mal sürersiniz. Yani zebil olur. Hamsi karaya vurur derlerdi Rize'de bizim çocukluğumuzda. Hamsi bol olduğu zaman fiyatı düşer. Hamsi kıt olduğu zaman fiyatı artar. Sadece yani çok parası olan alabilir onu. Yani fiyatı belirleyen şey, enflasyon belirleyen şey malın, hizmetin bolluğudur. Bir hizmeti veren ne kadar çok varsa o kadar rekabet olur, o kadar fiyat düşer. Yani yoksa dolar şöyle çıktı, faiz böyle indi, bunlar
sadece indikatördür. Bunlar bacadan çıkan dumandır. Asıl önemli olan içeride ne yanıyor? Yani ne üretiyorsun memlekette? Bakarsanız, yani benim de hobi olarak ineklerim var. Yani 10 sene önce 4,5 liraya bir balya saman alıyorduk. Şimdi 25 lira. Şimdi yani ben tabii süt satmıyorum. Ama süt satanların halini düşünüyorum. Ne yapacak o insan? Değil mi? Süt alan ne yapacak? Evet, gelelim bu Ebu Rayhan el-Biruni'ye. Şimdi yani bizler Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra, yani İslam'ın ilk yıllarından sonra bilimde, dünyada gerçekten altın çağı yaşamış olan bir ümmetin çocuklarıyız. Ve bu ümmetin çocukları olarak biz Türkler de çok büyük katkıda bulunduk. Ama genel olarak İslam dünyasında bilime çok büyük önem verildi. Frederick Starr diye bir Amerikalı yazar var. Uzun yıllar Orta Asya'daki işte bilimsel çalışmaları araştırmış, tarihte ne olmuş diye araştırmış. Onun da Kayıp Aydınlanma diye Türkçe'ye çevirmiş olan bir kitabı var. Bunu bana Aziz Sancar tavsiye etmişti. İngilizce'de ben bunu okumuştum. Diyor ki Ebu Reyhan el-Biruni belki de tarihteki gelmiş geçmiş en büyük bilim insanıdır diyor. Bakın yani çağındaki demiyor vesaire demiyor. Yani Einstein'da, Faraday'da hepsi dahil. Belki de en büyük deha Frederick Starr diyor bunu. Ebu Reyhan el-Biruni'dir diyor. O kadar önemli çalışmaları var. Ne zaman yapmış bunları? Ebu Reyhan el-Biruni 973 yılında Harzem'de doğdu. 1048 yılında da Gazne'de vefat etti. Başlıca çalışmalar matematik, astronomi, antropoloji, kimya, karşılaşma, sosyoloji, jeodezi, tarih, tıp, felsefe, farmakoloji, fizik falan. Ve İbn Sina'nın çok yakın arkadaşı, birbirine devamlı olarak bilimsel yazışmalar yapıyorlar. İşte fikir alışverişi yapıyorlar, birisi itiraz ediyor falan. O çağda yani düşünün. Yani bin tarih, bundan 1000 sene önce. Ve el-Biruni'ye jeodezi biliminin babası deniyor. Biz demiyoruz tabii yani, bunlar hep batılılar diyor maalesef. Bizler kendi değerlerimizi de, işte Fuat Sezgin Hoca Almanya'ya gidiyor, orada yaptığı çalışmalarla bizim değerlerimize ışık tutuyor, Allah rahmet eylesin. Ama mesela George Sarton vesaire, batıdaki bir sürü, yani Müslüman olmayan ama bilim adamı olmanın gereği olarak namusluca doğruyu söyleyen insanlardan biz öğreniyoruz. Ama bizim üniversitede artık bilim tarihi bölümü var. Bu konu çok önemli. Benim kızım tarih bölümü mezunu. İsterdim ki bilim tarihi konusunda doktora yapsın ama maalesef o sivil toplum konusunda master doktora yapmaya karar verdi, ama arzu ederdim ki bilim tarihinde devam edelim. Çünkü çok önemli bir konu bu. Şimdi ben burada günümüzden yaklaşık 1 yıl önce el-Biruni'nin geliştirdiği olağanüstü basit ve güzel bir yöntemle yerkürenin çapını nasıl hesaplanmış? Bunu anlatacağım size. Şimdi el-Biruni'nin bulduğu, hesapladığı yerkürenin yarı çapı 6339.9 kilometre olarak buldu. O zamanki şeyle. Bugün bildiğimiz gibi 6356 nokta falan filan kilometre. Sadece 16-17 kilometre hata yaptı 6000 kilometrede. Bu, şunu bir şey yaparsak, Avrupa'da daha 16. yüzyıla kadar, 1500'lere kadar dünya düzdür diyeni yakarak öldürüyorlardı. Yani bu öyle herkesin bildiği harca alem bir bilgi değildi. Gerçi başka bilim insanları da daha önceki çağlarda dünyanın yuvarlak olduğunu, küre olduğunu falan söylemişlerdi. Ama el-Biruni yarı çapını hesapladı. Nasıl yaptı onu söyleyeyim size. Bunun için sinüs teoremini kimler hatırlıyor burada? Sinüs teoremini gençler hatırlayan var mı? Evet. Tamam. Sinüs teoremi işte böyle bir üçgeni alıyorsunuz. A bölü sinüs alfa, yani bir kenarın uzunluğu bölü onun karşısındaki açının sinüsü, işte bu üçü birbirine eşittir diyor. Tamam mı? Şimdi şöyle hesaplıyor. Diyor ki deniz kıyısında olan bir yere, yüksekliğini bildiğiniz bir dağın tepesine çıkın. O yüksekliğe de ha deyin. Oradan ufuktan güneş tam doğarken kaç derece açıyla doğduğuna bir bakın. Ona da ne diyoruz? İşte şu teta. Tamam mı? Onu ölçünce şu üçgene bakıyoruz şimdi. Bu üçgende işte bir kenarı R, diğer kenarı R artı H, diğer kenarı önemli değil. O da belli de. Şimdi sinüs teoremini yazıyoruz. R bölü, yani şu, bu nereden çıkıyor? Şuradan mı çalışıyordu? Maalesef bunu da göstermiyor. Şu R, şu dik kenarı var ya, onun karşısındaki açının sinüsü eşittir. H artı R bölü sinüs 90. Onun karşısındaki açı. Değil mi?
Şimdi sinüs 90 eksis teta, işte bu sinüs 90 kosinüs teta, işte eksis işte kosinüs teta sinüs 90 diye verdiğimizde kosinüs teta'ya eşit. Sinüs 90 da 1'e eşittir. O denklem geliyor geliyor, R eşittir. Yani dünyanın yarı çapı eşittir. Dağın yüksekliği çarpı o ölçtüğünüz açının kosinüsü bölü 1 eksi kosinüs teta. Yani bir tane açıyı ne kadar hassas ölçerseniz o doğrulukta siz dünyanın yarı çapını hesaplayabiliyorsunuz. Yani demek ki Elbrun'un oradaki problemi ne? O açıyı çok çok hassas olarak ölçecek teknolojik cihazları yok. Elinden o kadar gelmiş, 16 kilometre hata yapmış. Şimdi peki bu dağın yüksekliğini nasıl buluruz? O da çok basit. Bakın, sinüs teoremini jeodezide ilk kullanan Elbrun'dir diyorlar. Yani bu benim teoremim değil, yani bunu ben icat etmedim. Ben bunu size Elbrun'i böyle yaptı diye anlatıyorum. Yanlış anlamayın. Bu da dağın yüksekliğini nasıl hesaplarsınız? Çok basit. Şimdi dağa bakıyorsunuz, dağın zirvesine bakıyorsunuz. Belli bir uzakta duruyorsunuz. Yine dağın tam zirvesine bakarken açıyı ölçüyorsunuz. Ona alfa deyin, o açıya. Ondan sonra bildiğiniz bir mesafe kadar yürüyorsunuz dağa doğru. Diyelim 100 metre veya 50 metre. Sonra tekrar ölçüyorsunuz. O açıya da beta deyin. İşte buradan şu alfa ve beta'nın tanjantlarına baktığımız zaman tanjant alfa eşittir karşı iki kenarın uzunluğu bölü komşu kenarın uzunluğu. H bölü D artı X. Tanjant beta neye eşittir? H bölü X. X'i bilmiyoruz ama bilmemiz gerekmiyor. İki tane denklemimiz var. Birisinden X'i çözüp diğerini de yerine koyduğumuz zaman X yok oluyor. Ve sonunda X eşittir H bölü tanjant beta. H'yi bilmiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz orada biz? Yerine koyuyoruz onu. Tanjant alfada H bölü D artı X'ti ya. Oradaki X yerine H bölü tanjant beta diyoruz. Ve buradan işlemleri yaparak H'yı eşittir. Yürüdüğümüz yol, biz biliyoruz kaç metre yürüdük. Ölçtüğümüz iki tane açının tanjantları cinsinden hiç dağa gidip ip sarkıtmadan, bir şey yapmadan iki tane açı ölçerek uzaktan o binanın yüksekliğini veya o dağın yüksekliğini işte böyle çok basit bir trigonometrik manipülasyonla iki açı ölçerek yapabiliyorsunuz. Ve böylece Ebrahim Elbrun'in nasıl dünyanın yarı çapını bundan 1000 sene önce dünyanın küre olmasını geçmiş, yarı çapında büyük hassaslıkla ölçmüş. Elbrun'in şu söylediği şeyler çok önemli. Diyor ki, ben her kişinin kendi çalışmasında yapması gerekeni yaptım. Yani benden öncekilerin başarılarını minnettarlıkla karşıladım. Yani demedim ki, ya o işte o Müslümandı, o Hristiyandı, o bilmem neydi. Hayır, bu bilimsel çalışmadır. Kim yaparsa yapsın, onun bıraktığı bilgiden faydalandım ben. İkincisi, onların yanlışlarını tespit ettiğimde çekinmeden doğrulttum. Aristo böyle diyor, dolayısıyla ona itiraz mı edilir demedim. Hayır, bu yanlış, şu sebeple yanlıştır, doğrusu budur dedim. Üçüncüsü de, bana gerçek olarak görüneni gelecek kuşağa ve sonrakilere emanet ettim. İşte, Brunner'in yaklaşık 1000 yıl önce söylediği bu sözler, bilim ahlakının tüm zamanlara geçerli evrensel ilkelerini gayet veciz bir şekilde ortaya koymaktadır. Evet, bir de bununla da kapatıyorum. Coğrafya artık kader değildir. Bu çünkü büyük bir laf. Bunun arkasını doldurmam lazım. Yoksa derler ki Davut Hoca yani kalkıp İbn Haldun'a savaş mı açtı? Şimdi Malezya ile Singapur, Malezya adı altında İngiltere'nin kolonisiydi. 1963 yılında İkinci Dünya Savaşı sonrasının şartlarında bu koloniyi İngiltere bağımsızlık verdi. Sonra 2 yıl beraber durdular ve Singapur daha Çin nüfusu yoğun olan bir yerdi. Singapur sonunda biraz kavgalı gürültü olarak, biraz da dargın olarak Malezya'dan ayrıldı. O zaman ikisinin de kişi başına milli geliri $300. Yani çok fakir iki ülke bunlar. Ve bu Singapur'un kurucu başkanı da Lee Kuan Yew. Bu 2000 yılına kadar da Singapur'u yönetti. Demir yumrukla yönetti ama çok modern bir ülke haline getirdi onu. Lee Kuan Yew'un şu kitabını ben okudum. Bundan 8 sene önce falan. Yani diyor ki biz Singapur'u kurduğumuzda baktık biz şimdi ne yapacağız? Suyumuz yok. Yani en başta suyumuz yok. Suyumuzu Malezya'dan işte o kuruluş anlaşmasındaki bazı şeylere dolayıp ithal ediyoruz. Tarım yapacak toprağımız yok. Küçük bir ülke. Yani petrolümüz yok, doğalgazımız yok. Biz ne yapacağız? Ben dedi şuna karar verdim. Singapur'u bir lojistik liman haline getireceğim.
Onun için hemen Singapur hava alanının yapımı için arazi seçimlerini falan nasıl yaptığımı o kitapta anlatıyor. Tavsiye ederim, okuyun. Nasıl çalışmalar yaptığını, nasıl incelediler. İşte ondan sonra dedi, Singapur'u dünyanın en kolay yatırım yapılabilen bir ülkesi haline getireceğim. Ve birisi Singapur'a yatırım yapmak isteyen Singapur Yatırım Ajansı diye bir şey kurdu. O zaman gelecek o binaya, görüşmelerini yapacak, ya izin alıp gidecek ya da diyecek ki hayır biz bu yatırımı istemiyoruz. Yani git şuraya, git şu belediye, ondan sonra bilmiyorum şu bakanlığa, sonra tekrar başa dön falan. Öyle bir şey yok. Ve bilime, eğitime önem vereceğiz dedi. Ve toplumdaki işte Hintliler var, Müslümanlar var, Hindular var, Çinliler var. Bunların hepsini barış içinde yaşayacak şartları oluşturdu. Eğitime çok önem verdi. Ve bugün Singapur'un ilk 30'da iki tane üniversitesi var. Ben gittim onları ziyaret ettim. Birkaç defa da ziyaret ettim. Gerçekten muhteşem üniversiteler. Ve kişi başına milli geliri 65 bin dolar. Bunun yanında Malezya, bizim kardeş ülkemiz. Çok büyük toprakları var. Petrolü var bol miktarda. Kauçuk tarlaları vardı, ormanları var, suyu var, nüfusu var, her şeyi var. Ama sonuç nedir? Baktığımız zaman Singapur'un kişi başına milli geliri yaklaşık 65 bin dolar, Malezya'nınki 11 bin dolar. Aynı şartlarda başladılar ve bugüne geldiler. Aynı coğrafyadalar. Birisi eğitime ve bilime önem verdi, diğeri önem vermedi. Şimdi Singapur'un yüz ölçümü 721 kilometre kare, Malezya'nınki 330 bin kilometre, yani 458 katı büyüklüğünde. Yani arkadaşlar, coğrafya kader mader değil. Bakın şu Kıbrıs adası, Singapur'un 5 katı büyüklüğünde. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Singapur'un 5 katı büyüklüğünde. Ben bunu şimdi Kıbrıs Başbakanı'na da söyledim. Dedim ki bakın, şurada bir ekosistem kurun, bilime önem verin, şey yapın. Yani siz bize de muhtaç olmazsınız, hepimize de yardımcı olursunuz. Müthiş bir yer yani, Singapur berbat bir yerde. Yıl boyunca muson yağmurları, sıcak vesaire. Bizim Kuzey Kıbrıs harika bir yer ya. Yani Akdeniz'in ortasında bir uçak gemisi gibi muhteşem bir iklimi var. Türkiye'den suyu da geliyor. Yani her şey, Cenab-ı Hak her şeyi size verdi. Sorumluluğu da size verdi. İşinizi doğru yaparsanız sonunda mükafatı da siz göreceksiniz. Dolayısıyla kendi problemlerimiz yüzünden hiç kimseyi suçlamayacağız arkadaşlar. Yani başka devletler aleyhimizde çalışıyormuş. Tabii ki yani her devletin vazifesi, her şirketin vazifesi kendisini kalkındırmaktır. Yani kalkacak başka bir ülke Türkiye'nin menfaati için mi çalışacak? Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani biz kendi işimizi doğru yaparsak biz kalkınırız, gelişiriz. Hiç kimse buna mani olmaz, olamaz da. Yani ben 8 yıl boyunca Ankara'dayken hiçbir yabancı devletin bize mani olduğunu görmedim. Ama bizim içimizdeki bazı insanların maalesef her güzel şeyin önüne çıktığını gördük. Yani böyle. Coğrafya kader değildir. Yani kalkınma şans eseri olan bir şey değildir. Doğru iklim ekosistemi kurarsanız kendiliğinden olur, istemeseniz de olur. Kalkınma belirleyici faktör altın, gümüş, doğalgaz, orman, su, toprak değildir. Kalkınma insan kalitesi, eğitimledir vesaire. Bu üç kitabı da ben size tavsiye ederim. Bu konuşmada bunlardan çok faydalandım. Kayıp Aydınlanma, The Lost Enlightenment. Geleceğin Fiziği, Michio Kaku, From Third World to First. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.